zaman olarak uyuduğunuzu düşünmenize rağmen sabah yorgun uyanıyorsanız. Bu önemli. Bir şey var demektir. Bu nefes durması olabilir. İşte huzursuz bacak sendromu dediğimiz bir başka bir durum var. O olabilir ya da bunların dışında başka bir şey olabilir. Uyku evreleri arasında bozukluklar olabilir. Buna kötü rüyaların böldüğü uykular da dahil. Bir diğeri yine uyuduğunuzu düşünüyorsunuz. Hafif zinde kalkıyorsunuz ama gün içerisinde dayanılmaz uyku. Şunu kastetmiyorum. Öğle saatinde gidip bir şekerleme yapmak. Bir de çok fazla yemek yedikten sonra hafif o kan şekerini oynatanı kastetmiyorum. Şekerleme ile ilgili biraz önce siz ameliyat arasında uyuyorum dediniz ya, onların 10-15 dakikayı geçmeyenlerinin iş başarısını öğrenmeyi arttırdığına dair ciddi çalışmalar var. Onu da bir parantez olarak söylemek istiyorum. Ameliyathane ekibine söylüyorum, beni rahatsız etmeyin. Evet. Hiç eylemeyin hocamızı azıcık olursa. Evet. Kim peki başka gelmeli doktora? O da 3 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta baktı artık uykuya dalamıyor. Ya dalamıyor ya da uykusu geliyor, yatağa giriyor, girdiği anda uyuyamıyor. Bunlar da tıbbi problemler de olabilir. Yani biraz önce anlattığım şeyler de olabilir. Niye? Elinizi sobaya değdirdiğinizde yanıyor. Bir daha gidip değdiriyor musunuz? Uyku sizi dinlendirmiyor. Hatta daha yoruyorsa uzak kalabilirsiniz. Biri bu. Refleks diğeri, olarak. Evet. Gerçekten. Diğeri uyku ortamınız çok uygun değildir. Uykuya girmenizi zorlaştırabilir. Bir diğeri de gün içerisinde kötü bir gün geçiriyorsunuzdur. Dikkat ederseniz bir taraftan uykuda nefes durması dedim, öbüründe bacak hareketi dedim, diğerinde günlük kötülük dedim. Yani biraz stres, biraz psikoloji. Evet, öyle olunca da hani hep sorarlar bana kim uyku uzmanı olur diye. Uyku uzmanlığı bir yan dal uzmanlığı, göğüs hastalıkları uzmanları oluyorlar bu uyku apne nedeniyle, evet, gece gelen astım nedeniyle. Nörologlar oluyorlar uykuda gelen saralar nedeniyle, bu uykuda bacak hareketleri nedeniyle. İnsomni, uykusuzluk yüzünden biraz önce söyledim, günlük stres, psikiyatristler bu işin içinde oluyor. Horlama var, kulak burun boğazcılar oluyor. Kalp problemleri var, kardiyologlar oluyor. Tabii. O nedenle bütün branşlar ilgileniyor. O kadar birbirini tetikleyen konular ki, evet, mesela ben iyi bir uyku alamazsam benim psikolojim dahil bütün günüm, doğru, rezil geçiyor. Hani ne işime konsantre olabiliyorum, ne kafayı toparlayabiliyorum. Bu sefer en kötü düşünceler aklıma geliyor. Bu sefer daha da moralim bozuluyor, stres daha da tetikleniyor. Uyku çok önemli. İyi bir uyku, evet, alıp sabaha uyanmak. Hı-hı. Peki ne gibi sorunlar aslında bizim uyku bozukluğumuzu tetikliyor? Evet. Biraz daha spesifik. Şimdi şöyle, birincisi hastalık hastalık izin verirseniz gidelim. Örneğin bu huzursuz bacak sendromu dediğimiz yani durum. Yani o bacağı sürekli oynatanlar, evet, mı? Uykuya dalarken... birden bu Türkçe'de çok hoş bir laf var, böyle ya otur yerine kurtlandın mı derler. Hakikaten uyku, yatağa gitmesi gereken saatte ayaklar kımıldanmaya başlıyor. İşte mutfağa git gel, hızlı hareketler birden. Ayakta karıncalanma, uyuşma, bunlar olabiliyor. Örneğin bunlar demir eksikliği olanlarda daha fazla oluyor. Ama hiçbir demir eksikliği olmadan kendiliğinden de oluyor. Hocam bilecek, biz böyle olduğu zaman idiopatik diyoruz hemen, öyle bir lafımız var. Nedeni belli olmayanın böyle fiyakalı bir ismi var. Nedenini bulsak çok harika bir sonuç, evet, almış oluyoruz. Ama nedenini bulamadıklarımızda zaten tıkanıp kalıyoruz. Gururla söylüyorum, hani bu hastalığın tedavisini bir Türk bulmuştur, Şevket hocamız. Dopamin denilen bir maddenin eksikliğinden olduğunu düşünüp yerine koymuştur. Hala 30 yıldır hocamızın önerisiyle bu hastalık tedavi edilir. Uyku apne sendromu biraz farklı. Orada daha çok neden olabiliyor. Yine onun da hiçbir nedensiz olanı var ama... Ölümcül sonuçları da olabiliyor uyku olabilir. Apnesinin, değil mi? Yani çok ciddi. Küçük çene, kiloluluk, iri değil. Evet, yani biraz önce gösterdiğim. Bunlar olduğu zaman gece nefes duruyor. Nefes durunca ne oluyor? Oksijen düşüyor. Oksijen düşünce damarlar kasılıyor. Kasıl gevşe bir süre sonra damar sertliği, hipertansiyon, hatta uykuda ani ölüm bile olabilir. Bu nedenle hani ya horluyorum, arada da nefesim duruyor, çok önemli değil, basit bir şey diye düşünmemek gerekiyor. Örneğin bu grubun muhakkak uyku laboratuvarlarında ya da evde uyku tetkiklerini yapılabiliyor artık, yaptırmaları gerekiyor. Peki özellikle hani partneri olmayan, yalnız yaşayan kişiler için uyarıcı belirtilerimiz neler? Şimdi her şeyden önce biz uyku hastalarının eşlerinden nasıl uyuduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ben gelen hastalar sorarlar, tabii, eşim gelebilir mi diye. Tabii ki derim, çok önemli. Hatta bazen telefon edip onu da sorduğumuz oluyor.
O tür olgularda işte kendilerinden gündüz uyku halini, yorgunluğu sormak dışında açıkçası çok şanslımız. Terleme ama olmuyor. Benim için mesela çok esaslı. Terleme çok önemli, sık idrara çıkmak çok önemli, uykuda ağız kuruması. Ağız kuruması, apne dediğimiz nefes durması olduğunda yukarısı tıkalı, diyafragma aşağıya doğru basıyor ve ne oluyor? Kalbe de çok kan geldiği için idrar üretimi ve mesane idrar torbasına baskı nedeniyle çok idrara ne yazık ki çıkılıyor. Bunları dinleyerek uyku problemlerini bulmaya çalışıyoruz. Tamam.